izleyenlerimizin renk katmamız adına. Evet. Kayseri'nin biliyorsun çok çeşitli fıkralarımızı canlandırdık. YouTube'da, Facebook'ta işte var. Her yerde videolarımız var bildiğin gibi. Kayseri kendine has bir eyalet. 81 vilayetin içinde 80 vilayet Kayserili anlayamaz. Anlayamaz. Kayserili olmak gerekiyor değil mi? Yani anlayamaz. Kayserili ile arkadaşlık ediyor olması lazım. Onun evine misafir olması lazım. Bazı yerlerde diyor işte pinti de işte efendim kısnık da. Ne münasebet ya. Ya kardeşim hesap. Cimri değil hesap bilir. Usul, erkan, adab bilir. Dostluk için öl de ölür benim aslan Kayseri. Bunu bilemez. Öyle diyenlere çok çeşitli yerlerde dedik ki dikkat edin, dikkat edin. Türkiye'nin neresinde köprü, cami, mescit var ise, çeşme varsa mutlaka Kayserili'nin imzası var, emeği var. Yardım desteği var. Sizin kitabınızı gönderdim ben işte sonra askerden gelip evet. 4-5 sene sonrasında sizin kitabınızı almıştım. Sevgili Mehmet kardeşim sizin de yeğeniniz bizi izliyor. Ona da buradan selam ve saygılar sunuyoruz. Evet, onun vasıtasıyla göndermiştik Mehmet Bekbay'ı. Ondan sonra onunla ilgili çok güzel dostluklar edindi orada Kayserilerle. Kesinlikle. Çünkü dedi ki anlamıyorum bazı arkadaşları dedi. Çünkü onun içerisinde gerçekten o deyişler, sözler çok önemliydi. Bağ kültürü her zaman var. Artık şimdi bağlar da şöyle oldu herhalde. Yazın gidilirdi, şimdi kışın da gidiliyor. Bahçeli ev. Yani. Şimdi ona döndü değil mi? Yani o hazda yok herhalde. Onu bir gün konu edek. Çünkü... Evet. Bağcılık deyip de iki satırlık söz değil. Evet. Bağcılığı işlersek yani durum olursa onun bağ göçme şiiri var. Birebir anlatan, han duvarlarını anlatan şiir gibi. Evet. Evden çıkıyor at arabasıyla bağa nasıl gittiğimizi aktarıyor. Bir de bağdan göçüş var. O da ayrı bir şiir. Yani oturup bağcılık şöyleydi böyleydi demeye gerek yok. Birebir şiir okuduk mu oradan göçeriz bağdan ineriz. Kayseri'de Kapalı Çarşı'da o çekimleri yaptığınız yerlerde evet. Sizi tanıyanlar oluyor değil mi? Onlardan da bir sohbet çok. Devam ediyor. Çünkü eşiniz dostunuz da bu memlekette at pazarı Kayseri'nin göbeği. Kesin. Ben de Çandır Mahallesi'nden olduğum için biraz da ben reklam evet. yapayım. Yani İzler. Bizim yerimiz de çok yakın. Neler geçiyor aranızda? Şimdi... Föz Çakmak'la dükkanımız var. Züccaciye, imalat, ticaret. Şu anda değil, vardı da. Bir küçük çocuk geldi, amca dedi sen babamın arkadaşıymışsın. Akşam televizyonda izlemişler beni. Adam demiş ki bu benim arkadaşım. Çok güzel ya. Bir anda çocuğa baban kim diyecek gibi oldum, yuttum. Olur mu? Çocuk orada sevinerek gelmiş ki babam kim ben tanımıyorum demek çok ayıp yani. Tabii dedim ya babam çok iyi arkadaşım ya selam söyle kendine dedim. Çocuk nasıl sevinerek gitti sorma. Şimdi Kayseri'miz de böyle açıkta İstanbul'da olduğu gibi hiç durmadan setler, çekimler, televizyon programları dışarıda yapılan bir şey değil. Biz kamerayı alıyoruz çıkıyor. Reportaj yapıyor. Şimdi Kayseri nasıl buldum? İşte Tekin'e bir şey yapıyor ya. Bu var. Çekim diye bir şeyi biz yaptık. Onun için Kapalı Çarşı'ya kameralarla bir girdik. Allah! Kapalı Çarşı hep orada. Dükkanın içinde çekim yapıyor. İnan oradaki seslerden Hacı abi, Recep abi ya susun arkadaş çekim yapılıyor demekle yani zor bitirdik. Diyeceğim yok ki ama ya olmuyor. Evet. Eğer biz her gün öyle çekimler ben sen öbür yapıyorsak alışkanlık yapar adamlar bakmaz bile. Ama bizim burada tek olunca evet. inan çok çok ilgi gördü. Ama işte bu bildiğimiz gibi YouTube'da olsun, Twitter'da olsun benim kendi sayfalarım. Facebook sallıyor. Yalnız benim sayfamı uğraşanların Allah canını atsın diyorum yani.
Ya o kadar sayfalar var. Biri çalıyor, biri şikayet mi ediyor, kapatılıyor, bir şeyler oluyor. Ama bizde durmak yok, yola devam, bir daha aç yok, bir daha aç. Adana deyince rahmetlik Sagıp Sabancı'yı anmadan geçemeyeceğiz. Allah rahmet rahmetle anıyoruz. Bir tüccar adam Sagıp Sabancı'dan mal almak için gider. Adana'ya girdiği zaman bakar ki Çimsa, Lassa, Pilsa, Pırasa, o da benden olsun. Bosa. Sağ. Tüp sağ. Dikkatini çeker, hayretini gizlemez. Sagıp Bey'e, ya der ki Sagıp abi bu Adana hep senin mi ya? Nereye baksan sağ, sağ, sağ. Benim diyor. Ya dikkat ettim, hayret ediyorum bu Fransa, Manisa, o da mı senin? Tabii espri olarak sayılır diyor. Diyor ki tamam, onu da kabul ettik. Yalnız ben şuna hayret ediyorum. Ya öbür dünyada bu eder malın hesabını acaba nasıl vereceksin? Kayserili pratik zeka ne der? Orada da İsa, Musa...